Hoppa Şinanay. Merhaba Netgame takipçileri, merhaba This War of Mine takip severler. Herkese merhabalar, yeni bir oyun videosuyla karşınızdayım. Artık Minecraft gelmeyecek ya da izlenme sayısına göre bu video serisi devam etsin mi etmesin mi şeklinde bakacağız umarım. Bu daha çok izlenir. Çünkü oyun güzel bir oyun. Grafik olsun, oynanış olsun ve Türkçe yamasında mevcut. Minecraft tek başına oynanmıyor. Yiğit de beraber bir video çekebilirsek, kendisine ulaşamadım. Onunla beraber çekmeyi düşünüyoruz. Onunla beraber bir video serisi gelebilir. Şu an için Minecraft'i askıya almış bulunmaktayım ve nereye asacağımı bilmiyorum. Şuraya, mevcut bir yere astım sanırım. Maybe. Sanırım astım. Yeni oyunumuz, bilenler bilir, bilmeyenler için kısaca özet geçeyim. This War of Mine, savaş ortasında kalmış bir ülkeyi canlandırıyoruz. İnsanları hayatta kalmaya zorluyoruz diyeyim artık. İnsanların yaşamını sürdürmeye yardımcı oluyoruz. Birden fazla karakterimiz var. Bu karakterleri hepimiz, yani biz hepsini teker teker yönetiyoruz. Oyuna yeni canlanacaksınız zaten. Her karakterin bir kendi özel bir zaafı var. Kendi bir özelliği var. Zaafı değil, özelliği var. Aşçısı var, iyi koşucusu var, iyi yağmacısı var. Çocukları seven olanı var. Ne bileyim, çeşit çeşit özelliği olan karakterler var. Birden fazla karakter var. Ve her oyuna yeni başladığınızda farklı karakterlerle oyuna başlıyorsunuz. Farklı mekanlar mevcut. Bütün mekanları dolaşıp tek tek inceliyorsunuz. Bu şekilde oyun böyle. Crafting özelliği mevcut. Her oyunda olduğu gibi. Bunda da mevcut. Ben az önce diyorum, dün oynamıştım. Denemek için. Bugün sizlerle beraber yeni bir kendi hikayemi seç. Ha, kendi hikayemi de seçebiliyorum. Pavle, Bruno, Marco, Katya. Katya, Bruno, Pavle. Katya, Bruno, Pavle. Bu daha iyi sanki. Yes, eminim. Katya iyidir ya, Katya güzel bir. İyi bir hatun. Cidden iyi bir hatun. Pavle ile Marco da fena değil. Bruno mu dedi, Pavle mi dedi? Bir şeyler dedi ama. İlk önce oyuna burada başlıyorsunuz arkadaşlar. Derme çatma bir ev, savaştan, bombalardan parçalanmış bir halde. İnşallah bu Bruno değildir. Ben Pavle, Marco, Katya üçlüsünü daha çok seviyorum. Maybe gibi. Ya bu Bruno ya, öksürüyor ya, hasta bu ya. Evet, Bruno. Sivil savaş patlak verdiğinde birçok insan savaşın sadece birkaç hafta süreceğini düşünmüştüm. Hükümet askerleri, isyancıları başkentte sıkıştırıp bütün erzak hattını keseli yıllar olmuştu. Şehirde sıkışıp kalmış sivil halk ise açlık ve hastalık ile boğuşuyordu. Katya, Bruno ve Pavle ile savaştan önce tanışmıştım. Bruno, kendi yemek programı olduğu zamanlarda muhabirlik yapıyordu. Pavle, yerel futbol takımının yıldız oyuncusuydu. Katya, onunla bir defa röportaj bile yapmıştı. Şimdi ise çok farklı durumlar içinde yemek ve sığınak bulmak için bir araya gelmiş. Mükemmel bir buluşma, inanılmaz bir buluşma. Birisi futbolcu, biri yemek muhabiri, biri de muhabir. Bir ajansta, gazetede muhabirlik yapıyor. Ve Pavle ile Katya daha önceden bir röportaj yapmışlar ve şu an düştükleri durum inanılmaz. Belki birbirlerini bile tanımıyorlardır orada derece yani. Gerçi yıldız oyuncu kim tanımaz. Evet. Sıkı pazarlıkçı. O zaman sıkı pazarlıkçımız önce şuraları bir toplasın. Ev hanımlarını göstersin. Bir saniyenizi alacağım arkadaşlar. Bir alt tab yapacağım. Sarılık var mı? Yok. Video kameramı da şöyle biraz çevirdim. Evet, oyuna devam edebilirim. Oyunumuz yaklaşık yarım saat sürecek. Bu sürenin dışına çıkmam umarım. Pavle de iyi koşucuymuş bu arada. Hepsini al, hepsini al, çık.
Evet, Katya, bir saniyeni alacağım. Şuradaki loot'u da loot'la. Evet. Hepsini al, çık. Katya'cığım, sen bir de şu dolaba bir bak bakayım. Nelerimiz mevcut orada. Evet, sen bayağı bir kazacaksın bu arada. Abi, Bruno pardon. Bruno sen de aşağıda bir craft yap bakalım. Hepsini al tabii ki. Evet, tamam. Öncelikle bir yatak yapalım ama yatağı önce şuraları bir toparlayalım, ondan sonra yapalım. Çıkmadan şurayı da toparla Katya'cığım, lütfen. Please. Yaparsın. Sanırım ben sana. Tamam. Etmiyorum. Ne oldu? Kapı kilitli. Ama arkadaşım sen hemen böyle pes edersen olmaz ki. Tamam, kapı kilitliyse sıkıntı değil. Hallederiz. Biraz hasta. İkisi sağlıklı şu an. Aa, burada ağaç ev varmış. Ben daha bu mekanlar değişiyor mu bu arada? Hangi? Aa, bu mekan farklı. Bak of var yazıyordu, wall yazıyordu, var yazıyordu, artık ne ver ne bileyim işte öyle bir şey yazıyordu. Bu mekan farklı. Ki alt kısım bana yabancı geldi. Öyle değildi yani burası. Sen şurayı bir aç bakayım Pavlicim. Burada neler var neler yok, bir zoomlayalım. Zoomlayalım. Bu da benim yeni kelimem. Zoomlamak. Zoomlamak, zoomlamanın eşsiz değişime uğramış hali. Bakalım. Çocukların eskiden oynadığı bir ağaç ev. Hep bir ağaç evim olmasını istemişimdir. Arkadaş hep yemek sıkıntım oluyor ya benim bu oyunda. Katyacığım sen sanırım bitirdin. Burayı açabilecek misin? Evet açabiliyor. Seviyemiz yok ama değil mi? Normal kırarak açıyorsun. Dolapta neler var? Ne var ne yok abi. Yarını yokmuş gibi. Aa, burada kapımız var. Kapıyı da şeyle açacak. Lockpick. Lockpick. Maymuncuk. Türk adıyla maymuncuk. Bir burayı temizle. Sen şuraya bak. Sen de şuraya gel. Aa, araç yerim olsa kilidi zorlayabilirdim diyorsun. Tamam. Pekala. O zaman sen böyle gel. Sana bir yatak yapalım. Uyu bari. Saat 3. Burayı açamıyorsun. Güzel. Bir lockpick yapsaydık iyiydi. Sen bir yatak yap. Yatağı nereye yap? Yatağı şimdi. Şimdilik buraya yapalım. Yapmayacağım ya. Yatağa karar veremedim şimdi. Buraya yapalım ya, burası iyi. Evet, sen yatağa buraya yat ve uyu. Pavle, içeri geri bakalım. Tamam, yatıracağım ben seni. Yatacaksın. Al biraz sabret. Bruno, yatıracağım ben seni. Öncelikle bir yemek stoklamam gerekiyor. Hepsini al. Çık. Tamam. Açılmadık yer kaldı mı? Bakıyorum hızlıca. Burada kilitli bir yer var. Burada bir kilitli bir yer var. Bruno sen yat. Sen uyu. Pavle ve Katya çalışıyorlar şu an. Sen dolaba aç, ne varmış bakalım. Ve kilitli, hiç şaşırmadım. Sen de buraya gel, hepiniz bir arada olun. Hemen bir mengene yapalım, metal atölyesi. Lazım olacak.
Bunu dibine yapalım. Çeşidi buraya yapsaydım neyse. Saat geliyor bu arada. 8'de gece olacak. Yetiştirecek mi? Yok, yetiştiremeyecek. Evet, gece oldu. İlk gecemiz arkadaşlar, bakalım. Tüh be, Pavle 12 ya. Marco daha iyi Erdat taşıyabiliyor. Sen yatakta uyu. Sen nöbette dur. Sen yağmaya çık. Çünkü terk edilmiş kulübe biraz bolca yiyecek. Tehlike var mı? Bolca parça, sessize. Terk edilmiş kulübeye gidelim. Bir aile bu evde barikat kurmuş fakat tüm kadına rağmen yağmacılar içeri girmiş. O zamandan beri ev terk edilmiş halde nereye yağmacılar girdim bulabiliriz. E gidelim bakalım. Okey. Gidiyoruz. İlk gecemiz mutlu mesut olur inşallah. Yo son. Sniper. Oh my god. Önce bir yemek bulsak çok güzel olacak. Evet. Zurna'nın zırt dediği yere geldik. Bu nedir arkadaş? Bir ona ihtiyacım yok. Okey. Bağır ederim muhtemelen. Yemek lazım bana, yemek. Kahve var. Hani ihtiyacım yok. Yemek bulmam lazım. İki kız ve anne, babanın oğlu ve aile fotoğrafı. Kızlar iyi ki babasına çekti. Neden? Oh, sebze. Gün böyle olsun. İki günün umarım daha verimli geçer. Buraya bir daha geleceğiz. Burada bayağı bir loot var çünkü. Bakalım. Bucu'yu ima kaldırdım ne demek ya, çüş Katya ya, bir de bayansın ha. Of. Yorgun. 2 dakika dinlenme. Yorgunsun, açsın. Ve yalnız bir tane sebzemiz var, o yüzden. Evet, Pavle'miz Workbench'i hazırladı. Kürek var.
Bunu yapalım. Şeyleri açmak için lazım olacak. Ne yapalım? Ocak yapalım. En önemlisi ocağımız yoktu. Buzdolabını burada. Buraya ocağımı yerleştirelim. Tablede bu arada burnumuz nasıl? Biraz hasta, iyiydi şu aç. Aç. Çok aç olana kadar sizi doyurmayacağım. Biraz yemek soslayacağım. Mencenemizde çiçeği hazır mı? Tamam. Şimdi sen şuraya bir gel. Kapıyı bir zorla. Alt tarafı temizleyelim. Uyumalıydın ama yağmaya çıktın Katya'cığım, kusura bakma. Ha, bunu da yapabiliyorum. Bunu hemen yapayım. İleride sıkıntı yaşamamak için. Bütün mal varlığımı buna harcıyorum. Sarı sıkıntı yok. Ah. Temizlik. Neyimiz kaldı? Bütün şeyi bir saniye. Radyo da yapmam lazım. Tamam, ocağımız 10 numara oldu. Evet. Biraz odun yapsak. Çeşitli yemek yapabiliyorum. Güzel. Normal. Bir tane bundan yapalım. Tane de yatak yapmam gerekiyor. Sen bir yemek yap bakalım hemen. Acaba Bruno ile yemek yapsak daha mı hoş olur? Bruno sen yemek yap. Sen iyi aşçısın çünkü. Tamam, halledeceğim. Bir dakika Katya'cığım, sen bir yatak daha yapabiliyor musun? Ah. Şu şey salak gibi ocağı harcadığımız için yapamıyoruz. Neyse. Yağmaya çim çıkacak. Sen yemek ye Bruno. Pavle sen de yemek ye. Ya da Katya sen ye ya. Pavle biraz daha dayanır. Kusura bakma Pavle'cim. Bayanlar önceliktir her zaman. Bruno sen de yatağa yatıyorsun. Uyumalıydın. Evet, haklısın, uyumalıydın ama yapacak bir şey yok. Hepsini al. Ne çıktı? Meyve meyve. Burada hiçbir şey yok. Sen tamamsın. Evet. Tamamsan şöyle yapalım. Kata çıkalım. Bir dolap var. Sen buraya çık. Kaçı dolaba aç. Sen otur biraz Pavle, dinlen. Olduğu sürece dinlen bakalım. Saniye kendime bir bakacağım kameradan. Sürekli kayıyorum çünkü. Evet, ben arayayım. O ilaç. İlaç gibi rahatıyor. Tamam. Neyimiz var? Her şeyi açtık. Tamam. Sen yorgunsun. Aç ve yorgun. Biraz hasta. Yor. Seni de dinlenmen lazım ama yatağımız yok. O yüzden günü bitiriyorum. Mecburen. Ah.
Sen yağmaya çıkıyorsun. Sen yatakta uyuyorsun. Nöbette. Sen de uyusan acaba sıkıntı olur mu ya? Bir şey olur mu acaba? Ah, bilemedim. Günden bir şey olur mu acaba ya? Ölebilirler ama. Sen nöbette dur ya, kat ya. Aslında sen nöbette dur, sen yağmaya çık. Çünkü sen açsın. Aç aç da şey olmaz. Yemek lazım. Açılmış villa var. Buraya gidiyorum. Bunu yanıma alacağım. Ne olur ne olmaz, belki lazım olur. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. 20 dakikayı devirdik bu arada. Aa, evde birileri var. Sağ tarafa bakıyorum, hemen burası da boş. Ah, kartan kilit. Hey. Nereye gitti o? Bir kadın gönlü. Emin isimli bir adamdan oldukça fazla bahsetmiş. Görünen o ki boyun sahibi o adam ve kadın. Derken onun arkadaş olmuş. Kadın eve yerleştikten sonra adam karısının ölümüne başlamış. En azından bu ikisi bu kargaşa içinde kendilerini avutacak bir şeyler bulmuş. Abi bunları da öldüremezsin ya. Özel mülk. Buna dokunmayacağım. Buna da dokunmayacağım. Sanırım bu evde iki kişi kalıyor. İşlevsel bir şey yok gibi. Anlarım. Şeyler yemeliyim dediğine göre. Geri harekete geçti. Sen yukarı mı çıkacaksın? Daha bir şeyler var. Bu adam yemek yedi.
Orada kesin yemek var. Stres oldum. Oh my god. Şurada ne var onu bakmam lazım bir an önce. Çok merak ediyorum burada ne var acaba. Çabuk 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 yemek var mı yemek var mı yemek yemek yemek. Oh my god. Oh my god. Konserve mi? Allah'ım. Konserve. Et. Su. Suyumuz var. Et alırım. Çok çok aşağı in. Modum burada bayağı şeyler var ya. Çabuk çabuk çabuk. Hayır. Hayır. Aa! Katya öldü. Oh my god. Ya abiciğim ya çok adaletsizce ya. Ben dokunmadan çıkacaktım ya. Oh Katya. Katya ölmemeliydi ya abiciğim ya. Ölmemeli Katya ya. Of. Bu iş çok iyi olmadı. Çok güzel erzak bulmuştum. Sen uyu artık Pavle. Ya o dolabı açmayacaktım. Salakça bir hareket yaptım. Kapıyı açıp çıkacaktım dışarıya. Neyse. Üçüncü günde üçüncü günde Katya'yı kaybettik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu likelamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ölmezse kalsa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.